Çok depremde de şu anda KYK yurtlarında barınmaya başladı. Şu anda sayı kaç efendim? Kaç depremzedeye hizmet veriyoruz KYK yurtlarında? Evet, şu an toplamda 3500 kadar depremzedemizi, misafirimizi barındırıyoruz şehrimizde. Tabii bir yandan kendileri gelmeye devam ediyorlar. Hem intikal, kendi yakınlarının, akrabalarının yanlarına gelenler var. Hem bizim bir şekilde bize ulaşarak bu intikali sağladıklarımız var. Dolayısıyla tabii kapasitelerimizi çıkardık. KYK yurtlarımızı da bu anlamda kullanabildiğimiz için kapasitemiz çok şükür şehir olarak 20 bine yaklaşmış oldu. Yaklaşık 20 bin civarında bizim toplamda bir kapasitemiz var. Şu an 3500 kadarı bu kapasitenin dolmuş durumda. Tabii bu sayının dışında bizim kendi yakınlarına gelenler, kendi tanıdıklarına, eşlerine, dostlarına gelen vatandaşlarımız da var bu sayı dışında. Şöyle bir kabataslak bir rakam size paylaşayım. KYK'larımızda şu an 300'e yakın misafirimiz var. Kamu misafirhanelerimizde 155-200 kadar misafirimizi konaklatıyoruz ve otel ve apartlarımızda da 1100 kadar yine depremde de misafirlerimiz var. Kalan kontenjanımız da bizim kapasite olarak, şehir olarak 17 bin civarı. Dolayısıyla elimizden gelen maksimum kapasiteyle onların burada huzur içerisinde, güven içerisinde inşallah misafirlerimizin, vatandaşlarımızın barınmalarını, aynı zamanda burada psikososyal destek ekiplerimizle, aile sosyal hizmetlerden burada gördüğünüz gibi arkadaşlarımız var, psikososyal destek ekiplerimiz burada. Kendileri birebir odalarına gidip bu depremde de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ettiler. Özellikle çocuklara yönelik ayrı bir proje başlatıyoruz pazartesi itibariyle. Çocuklarımız tabii depremden kurtuldular ancak büyük bir travma geçirdiler. Onlara yönelik de bu travmayı, bu zorlu süreci atlatabilecekleri ve tekrar güvenle hayata sarılabilecekleri çalışmalar başlatmak istiyoruz hep birlikte bütün kurumlarımızla. Hem il sağlığımız, hem gençlik sporumuz burada, milli eğitimimiz, yine aile sosyal hizmetler, il müdürlüğümüz ve gönüllü STK'larımız, psikologlarımız, sosyologlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımızla onları işte yaş gruplarına göre resimlerle, hamurlarla, oyunla içlerindeki bu üzüntüyü atabilecekleri, rahatlayabilecekleri, belki bir rehabilitasyon imkanı sağlayabilecek bir projede başlatacağız yarın itibariyle. Onların daha çok özellikle çocuklarımızın yanında olmaya çalışacağız. Yetişkinlerimizin de tabii burada kıyafetten tutun da temel ihtiyaçlarla ilgili ve psikolojik destekle ilgili her türlü ihtiyaçlarını arkadaşlarımız az önce söylediğim gibi birebir not aldılar. Onların da inşallah gereğini kurumlarımızla birlikte yapacağız. Tekrar tüm ülkemizin başı sağ olsun, geçmiş olsun hepimize. Ama biz Afyonkarahisar olarak ve tüm Türkiye olarak her türlü çabayı onlar için göstermeye devam edeceğiz. Evet, enkaz altından çıkanlardan var mı Sayın Hanım diye gelirler? Az önce iki tane vatandaşımızla sarıldık, kucaklaştık. Kendisi ve torunu teyzemizin enkaz altında çıktığını söyledi. Tabii hastanelerimizde tedavi olanlar var. İlk gün, birkaç gün önce onları da ziyaret etmiştik. Ama Allah'a şükürler olsun ki böyle hayati tehlikesi olan vatandaşımız yok. İnşallah hepsi de zaten hekimlerimize emanetler. Birebir iyileşme yolunda adımlar atıyorlar. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen ne oldun?